Arkadaşlar verilen ifadeyi şu şekilde düzenleyebilirim. Bu ifadede A bölü B'ler ortak olduğu için bu ifadeyi A bölü B parantezinde yazacağım ama kuvvette 3 olduğu için burada A bölü B'nin neyi vardır? Küpü vardır. Devamında içeride ne kaldı? X kare eksi 1 bölü X ifadesi kaldı. Ve bunun neyini araştırıyorum? Küpünü araştırıyorum. Arkadaşlar burada 1 bölü x ifadesi bildiğiniz gibi nasıl yazılabilir? x üzeri eksi 1 olarak yazılabilir. O halde bu ifadeyi de x üzeri eksi 1 olarak yazalım. Şimdi bizden ne istenmekte? Bunun sabit terimi eksi 24 olduğuna göre a bölü b oranı istenmekte. O halde biz şuradan elde edeceğimiz sabit terimi bulmaya çalışalım. Varsayalım ki arkadaşlar bunun herhangi bir terimi 3'ün r'lisi çarpı x'in karesinin 3 eksi r kuvveti çarpı burada eksi x'in eksi birinci kuvveti var ve bunun da ne olsun? r kuvveti olsun. Bu durumda bu ifadeyi de şu şekilde düzenleyebilirim. Burası 3'ün reylisidir. Burada x'in bakın 2 ile üst çarpılırsa burası 6 eksi 2 r olur. Eksi 1'in r kuvveti bunu ayrı yazalım. Eksi 1'in r kuvveti çarpı x üzeri eksi 1'in r kuvveti de x üzeri ne yapar? Eksi r yapar. Bu durumda sevgili arkadaşlar şu iki ifade çarpıldığında üstler toplanacağından buradan x üzeri 6 eksi 3 r elde edilir. Bu ifade x'in sıfırıncı kuvveti olacağı için çünkü sabit terimde biliyorsunuz x'li terim bulunmaz üstü sıfırdır. O halde r'nin değeri ne olarak bulunur? 2 olarak bulunur. Ve r yerine bu ifadede 2 yazıldığında bakalım ne elde edeceğiz? Bu ifadede r gördüğüm yerine 2 yazarsam 3'ün ikilisi çarpı x'in ne kuvveti? Burası 2 kuvveti çarpı eksi 1'in ikinci kuvveti 1 yapar. Ve burada x'in eksi ikinci kuvveti var. Bu ikisi birbirini götürdü zaten. Ve buradan ne elde ettim? 3 elde ettim. Şimdi burada arkadaşlar sabit terim 3 geldiyse ve biz bununla çarptığımızda sonuç eksi 24 oluyorsa demek ki arkadaşlar a bölü b'nin küpü neye eşittir burada? Eksi 8'e eşittir. Bu ifade eksi 8 ise eksi 8 de eksi 2'nin küpü olduğundan a bölü b oranı eksi 2 olacaktır. Doğru yanıt a seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadenin açılımında elde edeceğimiz herhangi bir terim şu şekilde yazılır. Burada n'in r'lisi vardır. Birinci terim olan x kare ifadesinin n eksi r kuvveti çarpı ikinci terim olan eksi 3 y kare ifadesinin r kuvveti burada neye eşitmiş? a çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 4 gibi bir ifadeye eşitmiş. Bu durumda ne söyleyeceğim? y üzeri 4'ü elde edebilmek için buranın 2 olması gerektiğini N-R'nin de bu durumda x üzeri 4'ü elde etmek için 2 olması gerektiğini söyleyeceğim. O halde R sayısı 2 iken N-R ifadesi de 2 eşitse N sayısı da buradan 4'e eşittir. Bunlar yerine yazılırsa burası 4'ün ikilisi çarpı burada x kare ifadesinin karesi çarpı burada eksi 3 y kare ifadesinin neyi vardır? Karesi vardır. 4'ün ikilisi 6 yapar. Burası x'in 4. kuvveti. Bu ifadenin karesi 9 çarpı y'nin dördüncü kuvvetidir. 6 kere 9 54 olduğundan 54 tane x üzeri 4 çarpı y üzeri 4 elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar bizden x üzeri 4'lü terimin katsayısı sayısı istenmekte. Öncelikle şu ifadeyi bir düzenlemek istiyorum. Bu ifadeyi x kare artı x üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Bu ifadenin 8. kuvvetini arıyoruz. Bu ifadenin açılımında herhangi bir terim 8'in R'lisi çarpı x kare ifadesinin 8 eksi R kuvveti ve burada x'in eksi birinci kuvvetinin R kuvveti vardır. Ve burada arkadaşlar biz ne arıyoruz? Bakın dikkat edin. X üzeri dörtlü terimin kat sayısını arıyorum. Hemen şunu yapacağım. Kuvvetleri kuvvetlerle çarpacağım ve buradan şunu elde edeceğim. Burası x'in 16 eksi 2 R kuvveti olacak. Burası ise arkadaşlar x'in eksi r kuvveti olacak. Tabi burada ne var? 8'in r'lisi var. Arkadaşlar şu iki ifade çarpıldığında buradan x üzeri 16 eksi 3r elde edilir. Ve burası hala 8'in r'lisidir. İşte bu ifadenin ne olmasını istiyoruz? a çarpı x üzeri 4. Yani şu yukarıdaki 16 eksi 3r ifadesinin 4 olmasını istiyorsam demek ki r yerine ne yazmalıyım? 4 yazmalıyım. R yerine 4 yazdığımızda bu iş bitecektir. R yerine 4'ü gelin şurada yazalım. 8'in 4'lüsü çarpı burası ne yapar? X'in 4. kuvveti yapar. 8'in 4'lüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Şunlar gitti. Şu ikisi gittiği zaman burada ne kaldı? 2 kaldı. Bu durumda buradan ne elde ettim? 70 elde ettim. O halde doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadeyi x'in azalan kuvvetlerine göre açtığımızda oluşan ortanca terim hangisidir diye sorulmakta. Şimdi öncelikle bu ifadenin katsayısı 6, kuvveti 6 olduğundan 7 tane terim vardır. Ve 7 terim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olarak düşünüldüğünde demek ki ben baştan kaçıncı yarıyorum? Baştan dördüncü yarıyorum. Yani baştan r artı birinci terim 4 olduğundan r'nin değeri ne olmalıdır? 3 olmalıdır. R'nin değeri 3 ve n'in değeri 6 olduğundan burada şunu arıyoruz. 6'nın üçlüsü çarpı birinci terim olan 2x'in 6-3'ün yani 3 kuvveti çarpı ikinci terim olan eksi 3 çarpı x üzeri eksi 1'inde neyini arayacağım burada? Küpünü arayacağım. 6'nın üçlüsü ne yapar? 20 yapar. 2'nin küpü ne yapacaktır? 8x küp yapacaktır. Ve burada arkadaşlar eksi 27 çarpı x üzeri eksi 3 oluşacaktır. Bu durumda burası 160 yaptı ve ben 160 ile neyi çarpmalıyım? Eksi 27'yi çarpmalıyım. Bu iki ifade çarpıldığında bakalım ne elde edeceğiz? Şöyle düşünebilirim. Eksi 270 çarpı 16 olarak düşünebilirim. Çarparsam 0, 42, elde var 4, 14 ne yaptı? Burası arkadaşlar 16 yaptı. 270'i de buraya eklersem bu durumda 0, 2, Burası 3 elde var 1. 4320 yalnız eksi. Yani doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle verilen ifadeyi düzenleyerek yazalım. Burada x vardır artı burası 2 çarpı x'in eksi 3. kuvvetinin 7. kuvveti. Şimdi bizim aradığımız terim 7'nin r'lisi çarpı 1. terim olan x'in 7 eksi r kuvveti 2. terim olan 2 çarpı x üzeri eksi 3'ünde neyini arıyorum? R kuvvetini arıyorum. Arkadaşlar bu ifadeyi biraz daha düzenleyeceğim. Burası 7'nin R'li kuvveti. Burada arkadaşlar x üzeri 7 eksi R var. Düzenlemekten kastım aslında burada 2'nin R kuvveti ve x'in eksi 3 R kuvveti olduğunu yazmak. Ve bu durumda hemen şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu iki ifadenin tabanları aynı olduğundan burada üstler toplandığında elde ettiğimiz ifade şu olacaktır. Burası 7'nin reel ise burada x'in 7 eksi 4 r kuvveti ve burası da 2 üzeri r'dir. Peki ben ne arıyorum? a çarpı x üzeri eksi 1'i arıyorum değil mi? Çünkü 1 bölü x demek burada x üzeri eksi 1 demek. Yani buradan hemen şunu anlayabilirim ki demek ki bu ifade ne olmalı? Eksi 1 eşit olmalı. 7 eksi 4 r ifadesi eksi 1 olacaksa buradan r'nin değeri 2 olarak bulunur. Ve bu ifadede 2 yerine yazılırsa burası 7'nin ikilisi. Burada x'in eksi 1 kuvveti ve burada 2'nin ikinci kuvveti var. İşte ben bunu arıyorum. Buradaki kat sayı arıyorum. 7'nin ikilisi ne yapar? 21 yapar. 2'nin karesi ne yapar? 4 yapar. Burada x üzeri eksi 1 varsa bu ifade 84 çarpı x üzeri eksi 1'dir. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadeyi düzenleyerek yazalım. Burada 2x küp var. Eksi. Burada x'in eksi birinci kuvveti var. Ve ben bunun sekizinci kuvvetini arıyorum. O halde bu ifadenin açılımında herhangi bir terim 8'in reylisi çarpı birinci terimin yani 2x küpün 8 eksi r kuvveti çarpı ikinci terimin yani eksi x üzeri eksi birin neyi olacaktır? R kuvveti olacaktır. Şimdi bu ifadeyi düzenleyerek devam edeceğim. Burası 8'in reylisi. Burada arkadaşlar 2 üzeri 8 eksi r çarpı x üzeri 24 eksi 3 r ifadesi mevcut. Çarpı buradaki ifade eksi 1'in r kuvveti çarpı x üzeri eksi r'dir. Bu durumda hemen şuna dikkat edin. Şu iki ifadenin tabanları aynı olduğundan bu iki ifade çarpıldığında üstler toplanır ve buradan şu elde edilir. Burası 8'in r'lisidir. Burada 2 üzeri 8 eksi r vardır altını kırmızıyla işaretlediğim iki ifade çarpıldığında x üzeri 24 eksi 4 r elde edilir. Ve burada da eksi 1'in r kuvveti vardır. Ben ne istiyorum? Sabit terim istiyorum. Yani x'in kuvveti 0 olsun istiyorum. x'in kuvvetini burada 0 yapan r değeri nedir? 6'dır. Ve r yerine 6 yazıldığında burası 1 olacaktır. Ne yapacağım şimdi? Bu ifadede r gördüğüm her yere 6 yazacağım. Burası 8'in 6'lısı çarpı burası 2'nin ne olacak? Karesi olacak. Eksi 1'in 6. de 1 olduğu için buradan 1 elde edildi. Arkadaşlar 8'in 6'lısıyla 8'in 2'lisinin birbirine eşit olduğunu biliyorum. 8'in 2'lisi ifadesi de neye eşittir? 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1'den neye eşit olacaktır? 28 eşit olacaktır. Yani bu ifade aslında 28 çarpı 4'tür. 28 de 4 çarpıldığında 112 elde edildiğinden doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadeyi düzenleyerek yazıyorum. Burada x küp var. Eksi. Burada a çarpı x'in karesi var. Ve biz bu ifadenin 5. kuvvetinin açılımında sabit terimin eksi 80 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bu ifadenin açılımında herhangi bir terim 5'in reelisi çarpı x küpün yani birinci terimin 5 eksi r kuvveti çarpı ikinci terimin yani eksi a çarpı x ...üzeri eksi 2'nin. X üzeri eksi 2'nin ne kuvvetidir? R kuvvetidir. Gelin sizle bu ifadeyi biraz daha düzenleyelim. Arkadaşlar burada 5'in R'lisi var. Çarpı. Burası X'in 15. kuvveti. Eksi 3R çarpı. Burada eksi A'nın R kuvveti çarpı. X üzeri eksi 2R var. Görmüş olduğunuz gibi şu iki ifade çarpıldığında... ...üstler toplanacağı için buradan x üzeri 15 eksi 5r elde edilir. Ve sabit terimden bahsettiği için bu ifade x üzeri 0 olmalı. Yani r değeri 3 olarak elde edilmelidir. r yerine 3 yazdığımda ne elde ediyormuşum? Eksi 80 elde ediyormuşum. r yerine 3 yazarsam burası 5'in üçlüsü çarpı. Burada arkadaşlar şu iki ifadenin çarpımı ne yapar? x üzeri 0 yapar. r yerine ne yazdım? 3 yazdım. O halde burası da eksi a'nın ne olacaktır? Küpü olacaktır. Bu durumda şu ifadenin değeri zaten 1'dir. 5'in üçlüsü ne yapar? 10 yapar. Buradan eksi a'nın küpü hesaplandığında ne elde ediyormuşum? Eksi 80 elde ediyormuşum. O halde a'nın değeri buradan 2 olarak elde edilir. Doğru yanıt a seçeneğidir. Arkadaşlar sondan 6. terimin katsayısı sorulmakta. Şimdi burada kuvvet 8 olduğundan zaten 9 tane terim vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi sondan 6 tane saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben ne arıyorum? Bu terimin kat sayısını arıyorum. Bu terim baştan sayıldığında 4. olduğundan buradan r artı 1'i 4'e eşitlersem r'nin değerini 3 olarak bulurum. n'in değeri zaten soruda bize 8 olarak verilmiş. O halde burada aramış olduğum terim 8'in 3'lüsü çarpı 1. adamın yani x'in 8-3 yani 5. kuvveti çarpı ikinci adamın yani 2Y'nin R yani 3. kuvveti. 8'in üçlüsü burada 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Burada X'in 5. kuvveti ve burada 8 çarpı Y küp vardır. Bu durumda arkadaşlar şunlar şunu götürdü. Buradan ne elde ettim? 56 çarpı X üzeri 5 çarpı 8 çarpı Y küp elde ettim. 56 ile 8 çarpılırsa buradan 448 çarpı x üzeri 5 çarpı y küp elde edeceğim. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadenin açılımı yapıldığında elde edilen herhangi bir terim şu olacaktır. Burası 53'ün R'lisi çarpı birinci ifadenin yani 1'in 53 eksi r kuvveti çarpı ikinci ifade yani eksi köküçün neyi olacaktır? r kuvveti olacaktır. Şimdi bu ifadenin biz rasyonel olmasını istiyorsak Buradaki R sayıları ne olmalı? Çift olmalı. Yani ben burada R yerine ne yazabilirim? 0 yazabilirim. R yerine 2 yazabilirim. R yerine burada 4 yazabilirim ve R yerine arkadaşlar en son 52 yazabilirim. Peki burada kaç tane terim vardır? Onu bulmaya çalışalım. Son terimden ilk terimi çıkardım. Bu ifadeyi artış miktarı olan 2'ye bölüp 1 eklediğimde buradan ne elde ettim? 27 elde ettim. Demek ki buraya yazacağımız 27 tane değer için bu ifade rasyonel olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadeyi düzenlediğimizde yani x kare ile 1'i çarpıp bu ifadeyi çıkardığımızda şu ifade elde edeceğiz. Burası x kare eksi 4x artı 4 olmuştur. Ve alt tarafta da ne vardır? x kare vardır. Şimdi bu durumda şunu söyleyebilirim. Bakın bunun neyini arıyorsunuz? Dördüncü kuvvetini arıyorsunuz. İçerideki ifadeyi şöyle yazabilir miyim? Bu ifade x eksi 2'nin parantez karesi Buradaki ifade de x kare. Ve ben ne yapacağım? Bunun dördüncü kuvvetini alacağım. Peki alt taraftaki ifadeyi şöyle yazarsam ne olur? Burası x eksi 2 bölü x'in parantez karesidir. Bunun dördüncü kuvvetle ne yapar? 8 yapar. Ve bu durumda alt taraftaki ifade parçalanırsa bu ifade 1 eksi nasıl yazılır? 2 bölü x'in 8. kuvvet olarak yazılır. Yani burada verilen ifade aslında buymuş. Şimdi bu ifadenin açılımında herhangi bir terim şudur. 8'in R'lisi çarpı birinci ifadenin 8 eksi R kuvveti yani 1 değil mi? 1'in tüm kuvvetleri 1 olduğu için buraya 1 yazabilirim. Ve buradaki ifade arkadaşlar ne olacaktır? Eksi 2 çarpı x üzeri eksi 1'in R kuvveti olacaktır. Ve biz bu ifadenin ne olduğunu biliyoruz? K bölü x kare olduğunu biliyorum. Hatta burada k bölü x kare yazmaktansa buraya şunu yazalım. K çarpı x'in eksi ikinci kuvveti yazalım. Burada x'in eksi ikinci kuvveti varsa r sayısı kaç olmalı? r sayısı 2 olmalı. r yerine 2 yazıldığında burası 8'in ikilisi çarpı. r yerine 2 yazdığımda buraya 4 gelir. Eksi 2'nin karesi 4'tür çünkü. Burada x üzeri eksi 2 oluşur ve bu ifade k çarpı x üzeri eksi 2 ise hemen şunu düşünmenizi istiyorum. 8'in ikilisi ne yapar? 28 yapar. 28 ile 4'ün çarpımı da burayı bize 112 çarpı x üzeri eksi 2 olarak verecektir. Eşitliğin diğer tarafında k çarpı x üzeri eksi 2 olduğundan k'nın değeri 112'dir. Doğru yanıt e seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadeyi düzenleyelim. Küp kök x demek burada x'in 1 bölü 3. kuvveti demektir. Eksi Burada arkadaşlar x'in neyi var? Eksi 1 bölü 2. kuvveti var ve biz bu ifadenin 15. kuvvetine ne yapıyoruz? Açmaya çalışıyoruz. Bu ifadenin açılımında herhangi bir terim 15'in reelisi çarpı x üzeri 1 bölü 3 ifadesinin 15 eksi r kuvveti çarpı burada arkadaşlar ne vardır? Eksi x üzeri eksi 1 bölü 2'nin de nedir? r kuvvetidir. Şimdi X'in kuvvetleri çarpılırsa buradan şunu elde edeceğim. X üzeri 1 bölü 3 ile 15'i çarptığım zaman 5. Eksi burası R bölü 3 olacak çarpı. Eksi 1 bölü 2 ile R'yi çarptığımda burada X üzeri. Buradaki eksinin e, şöyle yapalım. Buradaki eksi'yi buraya eksi 1 üzeri R olarak alalım. Şimdi buradaki ifade de eksi R bölü 2'dir. Bu durumda ben sabit terimi aradığımdan ve bu iki ifade çarpıldığında üstler toplanacağından buradan şunu elde edeceğim. x üzeri 5 eksi şurayı düzelteyim. 5 eksi arkadaşlar r bölü 3 ile r bölü 2 toplandığında burada 5 r bölü 6 elde edilir. Ve bu ifade x üzeri 0 olacaksa r'nin değeri 6 olmalıdır. Yani ben buradaki ifadede ne yapmalıyım? R gördüğüm her yere burada 15'in r'lisi var. 6 yazmalıyım. R ye gördüğüm yere 6 yazdığımda bunlar gidecektir. Eksi 1'in 6. kuvveti pozitiftir. Bu da gitti. Yani buradan ne elde ettim? 15'in 6'lısını elde ettim. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadede x üzeri 4'lü terimin kat sayısını bulmak için önce şunu yapmamız lazım. Bu ifadenin açılımında x üzeri 4, x üzeri 3 ve x üzeri 2 kaç tane var onu bulmalıyım. Peki biz bu ifadenin açılımında herhangi bir terimin 7'nin R'lisi ise çarpı. Birinci terim x olduğu için x'in 7 eksi r kuvveti. ikinci terim eksi 1 olduğu için eksi 1'in r kuvveti olduğunu biliyoruz değil mi? O halde şöyle yapıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada x üzeri 4'lü terim elde etmek için r yerine 3 yazmalıyım. Ondan sonra arkadaşlar x küplü terim elde etmek için r yerine 4 yazmalıyım. Ve devamında arkadaşlar x üzeri 2'li terim elde etmek için de r yerine 5 yazmalıyım. Şimdi sırasıyla bu işlemleri yapmaya başlayalım. R yerine 3 yazdığımızda burası 7'nin üçlüsü çarpı x'in dördüncü kuvveti çarpı ne oldu? Eksi 1 oldu. R yerine 4 yazdığımda burası 7'nin dörtlüsü. Burası x'in üçüncü kuvveti ve burası da ne oldu? Artı 1 oldu. Buradaki ifade arkadaşlar R yerine 5 yazıldığında 7'nin beşlisi çarpı burası x'in ikinci kuvveti çarpı ne oldu? Eksi 1 oldu. Bu durumda arkadaşlar hemen 7'nin üçlüsü ifadesini hesaplayalım. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olduğundan bu ifade 35 eşittir. Yani buradaki ifade aslında eksi 35 çarpı x üzeri 4'tür. 7'nin üçlüsü ile 7'nin dörtlüsü birbirine eşit olduğundan buradaki ifade de 35 çarpı x'in küpü olacaktır. Devam ediyorum. 7'nin beşlisi ile bildiğiniz gibi 7'nin ikilisi birbirine eşit. O halde Burada 7'nin ikilisi hesaplandığında ne elde ediyorum? 21 elde diyorum. Bu ifade arkadaşlar eksi 21 çarpı ne olacaktır? x üzeri 2 olacaktır. Şimdi buradaki ifadeden biz x kare ile bunu çarptığımızda ne elde edeceğiz? Burada eksi 21 tane x üzeri 4 elde edeceğim. Devam ediyorum. Buradaki eksi x ile bu ifadeyi çarptığımda burada ne elde edeceğim? Burada eksi 35 tane x üzeri 4 elde edeceğim. Ve arkadaşlar buradaki eksi 2 ile burayı bir temizleyelim. Burası eksi 2 miydi? Artı 2 miydi? Artı 2 ile bu ifadeyi çarptığımda buradaki ifade de bana neyi verecektir? Eksi 70 tane x üzeri 4'ü verecektir. Ve bunların toplamı ne yapar? 6 bir elde 10, 12, 136 yapar. Yani bu durumda arkadaşlar ne olacak? Düzeltiyorum. 126 yapar. Yanlış topladık. Burası 2 olacak. 6 126 eksi 126 tane x üzeri 4 vardır. Doğru yanıt bu durumda D seçeneğidir.